Sevgili seyirciler, Malatya'yı tek bölümde anlatmak mümkün değil. Bu hafta da benim şehrim Malatya'dayız. Malatya'nın değerlerini sizlere bizzat yerinde göstermeye devam edeceğiz. Bizleri Malatya Valimiz Aydın Baruş karşılıyor. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim Sayın Bakanım. Malatya'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malatya görmeyeli çok güzelleşmiş. Bayağı her geçen gün gelişiyor Malatya. İyi yönde çok gelişmiş. Buyurun. Evet. Kadim şehirlerde yönetici olmak başka bir şeydir. Seçilenler yerel olsa da atanan herkese ayrı bir değer katan bu şehirler, Malatya Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın da altını çizdiği gibi bundan sonra nerede görev alırsanız alın sizi biraz buralı yapar. Benim şehirlerimi dolaşırken valilerimiz ve kaymakamlarımız o şehre yeni gelmişse hala bir önceki şehirleri keyifle anlatmaya devam ediyorlar. Malatya'da İnsan üstünde iz bırakmaya her zaman hazır bir kültüre ve dinamizme sahip. Değerli valim, çok teşekkür ederiz. Malatya gerçekten çok güzel bir tarih, kültür, doğa güzelliği ve eğitimli insanların olduğu bir şehir. Benim şehrim izleyicileri Malatya'yı hep merak ediyorlardı. Biz de Kürşat Tüzmen'le benim şehrimi çekerken Malatya'yı sizlerden dinleyelim dedik. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Bakanım. Biz Malatya'mız için yolların kesiştiği, medeniyetlerin buluştuğu şehir diyoruz. Tarih boyunca hakikaten Malatya ulaşım yolları merkezinde olması itibariyle, kavşak noktasında olması itibariyle çok değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, derin bir tarihe sahip. Milattan önce şimdilik yapılan arkeolojik kazılara göre 5000 yıllarına giden bir tarihi var Malatya'nın. Değişik medeniyetler burada hüküm sürmüşler. Hititler, Asurlular, Urartular, Roma, Bizans, Emeviler, Selçuklu, Osmanlı derken bu medeniyetler bütün izlerini Malatya'da bırakmışlar. Dolayısıyla Malatya'nın kültüründe çok çeşitlilik bulabilirsiniz. Diğer taraftan kültür hayatı da burada çok renkli. Bu medeniyet mirasının getirdiği kültür hayatı renkli. Doğal güzellikleri de Malatya'nın meşhur. İnsanı da meşhur Malatya'nın. Çünkü hakikaten Türkiye'nin daha önceki tarihi dönemlerde Osmanlı'nın, Selçuklu'nun entelektüel yapısına çok ciddi katkıları olan bir şehir. Yani sanatçılarıyla, siyaset insanlarıyla iki tane cumhurbaşkanı çıkarmış bir şehir. Tabii. İsmet İnönü ve Turgut Özal rahmetliler. Diğer taraftan doğal güzellikleri de hakikaten Malatya'nın görmeye değer. Özellikle kanyonlarımız, vadilerimiz. Tohma Kanyonumuz ki Tohma Kanyonu içerisinde Somuncu Baba var. Evet. Bütün vatandaşlarımızın manevi havasını teneffüs etmek için ziyaret ettiği. Ozan Kanyonumuz var. Levent Vadimiz doğal olarak çok harika bir yer. Orada doğa sporları yapmaya, kamp turizmi yapmaya müsait. Yine Girmana Vadimiz var. Yani Malatya için doğal anlamda vadiler ve kanyonlar şehri diyebiliriz. Yine çok yakınımızda Karakaya Barajımız var, su sporları için uygun. Bir de tabii ki bu tarihi, kültürel hareketliliğini yansıtan son dönemde önemli bir gelişme oldu Malatya'nın. Aslantepe'nin Dünya Kültür Mirası'na dahil edilmesi UNESCO tarafından 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde. Bu da bizim şehrimizin tanıtımı için, turizm hareketliliği için ciddi bir katkı sağlayacak. Biz bütün bu imkanların yanında Malatya gastronomisini de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yemek kültürü çok zengin burada. Özellikle buğday kökenli, bulgur kökenli yemekler çok fazla çeşit olarak. Dolayısıyla vejeteryan mutfağına çok uygun bir mutfağı var. Yaklaşık 80 çeşit bulgur köftesi var. Değişik şekilde yapılan. Biz bütün bunları tüm dünyaya, Türkiye'mize anlatmaya çalışıyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Malatya'mızda inşallah önümüzdeki dönemde sanayisiyle olduğu gibi, tarımıyla olduğu gibi, ki tarım deyince biliyorsunuz kayısı. Evet. Türkiye'nin ihracatına çok ciddi katkı sağlayan bir sektör. Yıllık ihracatımız kuru kayısı da 350 milyon dolar civarında. Evet. Tarım, sanayi yanında bu turizmi de ön plana çıkartarak inşallah Malatya'da dengeli bir kalkınmanın öncülüğünü yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hakikaten biz İşin kültür, tarih tarafı, doğa güzellikleri tarafının yanında tabii burada gerçekten kültürlü insanların da yetiştiği, iyi
siyaset adamlarının, iyi bürokratların ve iş adamlarının yetiştiği bir yer. Şimdi havasından suyundan mı bilinmez ama bakıyorum gerçekten Malatya'nın içerisinde yani bir iş adamı yapısı çok iyi. Kümeleşmeleri görüyoruz. Onun dışında burası ihracata da çok ciddi katkı yapan bir kent. Evet. Yani tekstil konfeksiyondan tutun tarım ve işlenmiş tarım ürünlerine kadar çok ciddi ihracat gelirleri bize sağlıyor. Biz de tabii böyle bizim şehirlerimizin özellikle bu boyutlarını iyi bir şekilde bizim seyircilerimize vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum ziyaretiniz için. Malatya'mızı son bir konuya temas etmek istiyorum. Malatya bütün bu zenginlikler yanında aynı zamanda müzeler şehri. Çok değişik alanlarda müzelerimiz var. Yani gelen ziyaretçilerimize bu müzelerde gezmelerini tavsiye ediyoruz. Tabii. Yani biz bu tavsiyelere uyacağız. Bazı çok sofistike, çok özel, dünyada olmayan veya dünyada bir numara olan müzeler var. Bunlara da bakacağız. Sırada bir kilise var. Belediye başkanımız geçmişin tarihi mirasını restore ettirerek sahip çıkmış. Bize değer katan renkler arasında bu yapıda yerini almış bulunuyor. Kilise 1878 yılında yapımına başlanıyor ve 1893 yılında tamamlanıyor. Osmanlı Devleti'nin bu azınlıklara kilise yapma hakkı verdiği Tanzimat Fermanı'ndan sonra yapılmış bir kilise. Bir Rum tarafından yapılıyor. Yani işçiliği bir Rum mimarının elinden çıkıyor. Restorasyon ne zaman yapıldı? Biz restorasyonuna Sayın Başkanımız göreve geldikten sonra talimatlarıyla başladık. Yıllarca çok metruk halde, atıl bir vaziyette kalmıştı ve çok ciddi insan eliyle tahribata uğramıştı kilise. ...2019 yılında buranın restorasyon projeleri çalışmalarına başladık. Kendi bünyemizde, belediyemiz bünyesinde bunun projelerini hazırladık. 2020 yılında da yapımına başladık. Geçtiğimiz yaz ayında da tamamladık 2021 yılının Haziran ayında. Bir kültür merkezi haline geldi. Kültür ve sanat merkezi. Genelde evet. Sergi holü olarak kullanıyoruz. Müzik dinletileri vesaireler oluyor. Peki bir vinhaneyken Selahattin Başkanımız burayı gayet güzel sizlerle beraber restore etti ve böylesine ülkemize evet, tekrar kazandırdı. Başkanımız aslında bu konuda çok duyarlı. İlk defa biz bu kadar duyarlı bir başkanla çalışıyoruz. Çünkü kültür varlıklarımızın korunması, gelecek kuşaklarımıza da tarihimizin aktarılması için çok önemli. Çok doğru. Tarihin önemli merkezlerinden bir tanesi. Dolayısıyla bütün dinleri, bütün kültürleri, bütün etnik kökenleri hepsi bünyesinde eriten, harmanlayan bir yer olduğu için çok güzel bir hizmet olmuş. Burada peki ayin yapılabiliyor mu? Düzenli ayine açık değil. Fakat dilediklerinde gerekli valilik ve bakanlık izinliklerinin alınması olarak şartıyla isterlerse yapabilirler. Evet. Zaten açılış sonrası bir ayin gerçekleştirdi. Nedir buranın mimari teknolojisi? Beden duvarları taş duvar ve 1 metrenin üstünde taş duvar kalınlıkları var ve bunlar zaten yapı kendi kendini taşıyor. Taş duvarlar sayesinde ve kemerleri, tonozları var. Burada diğer kiliselerden, Anadolu'da 19. yüzyılda yapılmış diğer kiliselerden farklı olarak normalde kiliselerde burada kolonla devam eden bir yan nefler oluşur. Evet. Bizim kilisemizde kubbenin altında tek bir hacim oluşmuş durumda ve bu biraz daha iç mekanı görkemli hale getiriyor. Aynı zamanda şu kemerlerde gördüğümüz dantelsi işlemeler de biraz daha yerele özgü bir işleme. Orijinalinde kiliselerin çok görmediğimiz bir işleme. Evet, oldukça etkileyici. Sırada Aslantepe Höyüğü var. Elde edilen verilere göre o dönemde Aslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez. Birçok ilke imza atmış bir uygarlık burada yaşamış. Bürokrasinin ilk doğduğu yer. Dünyanın ilk kerpiçten yapılmış sarayı burada. İlk kılıcın bulunduğu yer ve ilk laik yönetim yapan yer Aslantepe. 2000'den fazla mühür kullanmış ve o zaman için metalin en kaliteli işlendiği bir uygarlık. Başkanım tekrar merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Marcella Hanım, nasılsınız? Merhaba, çok iyi. İyi misiniz? Çok iyi, teşekkür.
Kaç senedir kazı yapıyorsunuz? Burada 45 sene çalıştım. 45 senedir çalışıyorsunuz. Evet, 45 sene Maşallah. Çalıştım ve 30 sene kazı başkanı oldum. Hiç o kadar göstermiyorsunuz. Bu Arslantepe maalesef, kazılarını maalesef siz yaptınız. Maalesef öyle, ben genç değildim. Hepimiz öyleyiz ama daha iş var bizde, devam. Şimdi devam. Çok daha var. Burası, ben eski bir bürokrat olduğum için, bakanlıktan önce bürokrattım. Burası sanki hep söylenir, bürokrasi burada doğmuş diye. Doğru mu? Evet, doğru. Bir anlatalım o zaman izleyicilerimize doğru. Bunu. Çok büyük ve uzun bir tarih var. Evet. En önemli, en unik bir şey bir saray. Kerpiç sarayı, çok büyük bina var. Milletten önce 3400. 3400, öyle. Of of of. O zaman çok eski. 5300 senelik yerdeyiz, evet, yani. Evet, demek bu saray en eski saray şimdiye kadar. Devlet sistem ve bürokrasi sistem sadece Adlantepe'de değil, Mesopotamya'da da beraber, evet, beraber çıkıyor, geliyor. Ama burada biz tabii çok sene çalıştık. 5000 mühür baskıları bulduk. 5000 mühür baskıları. Şimdi Aslanlı Kapı bizi karşılıyor. Evet. Bu arkadaşımız kim? Bu Tarunza. Tarunza. Evet. Nedir o kral, arkadaş? Kral. Geçitit dönem, o daha sonra. Geçitit dönem kral. Bu bürokrasi sistem biz çok detaylı ve çok yeni bir sistem, sofistike bir sistem, evet, bulduk. Bunun için bir kitap yaptık. Tabii bürokrasi başka yerde de vardı ama burada çok iyi anlatıyor. Tabii, nasıl başladı, nasıl memur vardı, belki memur hiyerarşi vardı. Evet, ilk memurluk buradan başlamış yani, bürokrasi, evet, burada doğmuş. Şimdi herkes şikayet ediyor, evet, bürokrasiden ama burası aynı zamanda gücün de kontrol edildiği yer, öyle, evet, değil mi? Evet, çok güçlü, evet, o döneme, evet, göre. Çok güçlü. Ekonomi kontrol vardı ve politika kontrol vardı. 45 senedir kazılıyor, daha hala kazılacak yer var. Daha çok var. Ama nasıl yapacağız bu işleri? Bu tepe biliyorsunuz 30 metre yükseklik, evet, var. Hep arkeoloji tabakalar. Çok, devamlı şehirler çok çıkıyor, dönem, yeni şehirler çok çıkıyor. Çok dönem var. Üst üste çok dönem var. Evet. Niye buraya gelmişler hepsi üst üste? Yani buranın özelliği ne? Niye yer, başka yere gitmemişler? Sayın Bakan, bu yer çok önemli. Niçin? Çok güzel bir yer. Niçin? Burada Malatya Ovası, çok su var, çok güzel tarım için. Fırat yakın ama fazla yakın değil. Başka yerde mesela tam Fırat yanında su geliyor, şey, problem, evet, yani vardı. Yani suyu kullanıyorlar, ama burada, tehlikesinden burada, uzaklar, evet, korunmak için ideal. Evet, korumak için ve tarım için. Ve ticaret için, Fırat ticaret, tabii, için çok önemli. Fırat tabii deli akan bir su. O yüzden onun uzağında biraz duruyorlar, evet, ama suyundan yararlanıyorlar. Mesopotamya ile bağlantı yapıyor. Tabii. Peki burada o zaman o mühürlerden, bulduğunuz 5000 tane mühürden burada ticaretin çok gelişmiş olduğunu, evet, görüyorsunuz değil, evet, mi? Evet, evet. Yani zamanına göre çok ticaret... O mühürler sadece ticaret, dışarıdaki ticaret değil. Evet. Buradaki iş ticaret. Mesela iş, evet. İş ticaret ve dış, evet, ticaret de ikisi de beraber yapılıyor. 45 sene burada, evet, görev yaptınız. Evet. Her santimetre karesini, evet, teker, evet, teker biliyorsunuz. Bu hep orijinal. Bunlar hep kerpiç değil, hep mi? Hep kerpiç orijinal. Kerpiç eğer burada gerekli... Burada görüyor musunuz? Evet. Yangın oldu. Evet. En son bir büyük yangın oldu. Görüyorsunuz, evet, şey, biraz siyah oldu. Ama biz her sene restoratör geliyorlar, kontrol, evet, yapıyorlar. Küçük bir şey, bir problem varsa hemen tamirat yapıyorlar. Ama o yeter. En önemli bir şey çatı. Çatı. Yağmur olmaz, kar olmaz, nem olmaz. O zaman, evet, biz bu çatı öyle düşündük. Çok iyi düşünmüşsünüz. Evet, açık. O zaman hava lazım. Tabii. Yoksa kerpiç sonra, tabii, fena oluyor. Tabii, bozulur. Ve yağmurda erir. Çok büyük bir saray. Evet. Çok büyük bir yönetim merkezi. Evet. Ve mühür başlıklar tabii her yerde bizim karşımıza burada çıkıyor. Musun? Bu yer bir arşiv gibi. Burada 5000 parçalar mühür baskıları bulduk. Demek mühür önce baskılar... önce hesaplamışlar, grup koymuşlar ve atmışlar. O zaman biz öyle bulduk.
Anladım. Grup grup aynı mühürlü. Arşiv yapmışlar yani. Arşiv gibi. Tamam. Evet. Yani kerpiçin üstü de boyandı. Evet, öyle. Ve bu natürel... Kök boya. Evet, boya. Kırmızı ve kömür. Evet. Siyah. Öyle. Çok, tabii çok dikkat lazım. Biz öyle bunun için ikinci çatı yaptık. Belki bir cam belki koyduk. Belki bir damla, bir şey olabilir. Ve her sene restoratör geliyor, kontrol yapıyor. Bu in situ böyle. 87'de bulduk demek. Evet. 30 maşallah. Sene, fazla. 35 sene. 40 sene. Tam aynı duruyor. Peki şimdi bu ne isim geliyor? Bu bir şey mi? Güneş bu, mi? Bu öyle bak şurada bir figür adam. Hadi evet, insan figürü var. Orada bir daha. Evet, burada da bir insan orada figürü bir var. Daha. Şurada benim şehrim Malatya'da Aslantepe'de görüyorsunuz. Yani 5300 senelik şu anda resimler burada. Bu da bir insanı anlatıyor. Öyle evet, mi? O da aynı. Peki, aynı figür. Şey ne? Anlamı ne yani? Burada üste, bir burada üste bir şey yapıyor. Belki bir çatı gibi yapılmışlar ama bu belki güneşi mi temsil ediyor? Güneş değil, belki şey vejetal evet, ağaç öyle. Ağaçları. Ağaçları öyle. Ve bu hep orijinal sıva. Evet. 5000 sene öyle duruyor. Evet. Bu beyaz sıva. Hep orijinal. Evet. Biz hiç rekonstrüksiyon yapmadık. Bunun için UNESCO çok beğendiler. Peki bu kerpiç dayanmaz değil mi? Yani bu tedbirler, önlemler alınmasa çok güzel, kerpiçin ömrü fazla yok. Çok güzel kerpiç. Biz kontrol yaptık, analiz yaptık. Evet. Çok iyi biliyordum. Bayağı da iyi süsleme yapmışlar. Evet. Burada da dekorasyon var. Görüyor musun? Allah Allah. Görüyorum. Evet. Hep süsleme sanatı şöyle. Da var. Bunlar baskı mı, kazı mı? Baskı. Ve burada da resim var, boyalı resim yani var. Yani herhalde ilk önce baskı yapıyorlar, baskı, sonra kuruduktan sonra resim. Altında resim. Çok güzel. Bayağı o zaman hayal ediyorum böyle çok muhteşem bir yapı. Çok büyük bir yermiş burası. Duvar ne kadar kalın. Evet, bak. Çok kalın. O doğru. Zaman burada ne vardı? Ben böyle diyorum tabi tam bilmiyoruz ama öyle diyorum. Orada podyum gibi bir basamak var. Evet. Orada biz odun parçası bulduk. Bu odun parçası diş bıdak. Diş budak. Diş bıdak. Ağacı. Ağacı. Çok ama sert. Ama her taraftan başka ağaç vardı. Cam vardı. Değişik ve büyük. O zaman yukarıdan düşmüş. Ama bu parçalar küçük öyle. Biz diyoruz bir orada bir taht vardı. O zaman kral veya orada oturuyor. Burada oturuyorlar. Burada insanlar görüyor musun? İki platform var. Bir orada, bir küçük orada. Demek yer. Burada insanlar geliyorlar. Kral veya kabul yeri yani burası. Evet. Konuşmak için. Burası kabul salonu. Konuşma, evet, kabul salonu. Kabul salonu geliyorlar. İnsanlar burada bir avlu vardı. Evet. Burada kalıyorlar. Ve konuşuyorlar. Yani hükümdarlarına olan bağlılığı evet. Burada bildiriyorlar. Evet. Belki o zamandaki yöneticiler de evet. Hükümdarın etrafında oturuyor. Evet. Belki burada önemli kararlar alınıyor. Evet. Bir yerde meclis gibi yani belki konuşmalar yapılıyor. Evet çok çok önemli çok bir yer. Çok önemli bir yer. Evet hakikaten o kadar kalın duvara ne gerek var orada? Orada bir salon vardı. Çok, evet, çok kalın. Burada da ayrı bir salon var. Evet. Herhalde burada da özel görüşmeler. O insanlar oraya gitmiyorlar. Burada özel görüşmeleri yapıyorlardı belki. Evet. Özel bir yer. Dinlenme alanı var. Buradaki yerdeki platform ne? Yemek mi yiyorlardı burada acaba? Buradaki... Bu ocak var orada. Görüyor musun? Evet. Bir ocak. O zaman biz düşündük belki yemek için. Burası ama yemek masası gibi yemek mi kullanılıyor? Öyle, öyle düşündük ama evet. Analiz yaptık orada ve burada. Hiç organik kalıntı şey yok. Çok temiz. Mesela temiz. Burada da analiz yapılmışlar. Burada biraz var ama orada hiç yok. O zaman biz öyle düşündük. Belki bu seremoniyel bir ritüel bir şey yapmışlar. Sunak, oradan bak. Adak yeri falan. Oradan mıydı? Pencereden insanlar geliyorlar. Ha, doğru. Belki. Geçmiş zamanda
Evet, ateş yapıyorlar ve ışık geliyor öyle ve insanlar oradan geliyorlar. Burada daha çok iş var. Çok. Siz 45 sene burada verdiniz ama burada daha yüzlerce sene belki tabii, gitmesi tabii, gereken. Tabii tabii gençler devam edecekler. Evet. Tabii. Bu taraftan mı devam edecek kazılar? Şimdi orada kapalı bir bölüm var. O kapalı bölümde orada herhalde. Kapalı, burada kapalı. Bu da daha eski çağlara mı gidiyor? Bu daha eski. Daha eski. Saraydan ve, daha eski. Ve o tarafta daha eski tabakalar var. Aşağıda var. Biz o tarafta çalıştık. Evet. 4200-4300'e kadar geldik. 6300 sene. Ama daha var altta. Daha da var. Daha var. O zaman tarih çok uzun. Çok daha eski. Allah size kolaylık versin. Şire pazarına gidiyoruz şimdi. Kentsel dönüşüm kapsamına henüz girmemiş eski bir yerleşim ve pazar. Teşekkür ederim. Nerede durun bakın. Sağ olun, sağ olun. Dün kurusu harika. Peki, çok teşekkürler. Görüyorsunuz korkunç güzel bir tat. Burası eski Şire pazarı, Malatya'nın eskiden bütün kayısı alışverişinin yapıldığı yer. Kayısı borsasının da kurulduğu yer. Kayısı da Malatya bir dünya markası. Türkiye'de kayısı da dünyada çok büyük oranda söz sahibi bir ülke. Daha önemli bir ülke yok. Yaklaşık %70-80'ler civarında dünya kayısı piyasasını Türkiye hükmediyor diyebiliriz. Biz de ihracatıyla çok ilgilendik zamanında ve hakikaten önemli bir ihracat kalemidir kayısı. Doktor Mişmiş bakalım bize ne anlatacak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, nasılsınız, ne var ne yok, iyi misiniz? Vallahi iyiyiz, harikayız, süperiz, bomba gibiyiz. Bu doktor Mişmiş nereden geliyor? Mişmiş demek kayısı bellenmiş, serilmiş, toplanmış, saklanmış, kurutulmuş, Mişmiş olmuş doktor Mişmiş. Allah Allah, evet. Zaman içerisinde böyle ilk önce gidiyorsun yerlerdeydi, sonra ayağa kalktı, doktor oldu. Evet. Peki, bize bir anlat şu kayısının hikayesini. Kayısıyı günde 2 ya da 3 tane düzenli bir şekilde alırsanız, beynin rahat çalışmasına, midenin rahat çalışmasına, midede bulunan ünsen önlenmesine, karaciğerin tamiratına, stresi azaltmasına, A vitamini vermesine, kabızı önlemesine, kalp damarlarına, sindirim sistemine, tembel bağırsaklara, dişlerine sağlamına, kemiklerine sağlamına, şişmanlığı önlemesine, kanser önlemesine, cildinizi güzelleşmesine, zihin açmasına, enerji vermesine birebir. Tam teşekküllü bir hastanedir. Peki, ama düzenli bir şekilde almak. Bu kahverengisi mi? İkisi de güzel, ikisi de vitaminli. Bu sarısına ne diyoruz? Buna gün kurusu diyoruz. Bu gün kurusu, bu da isimli sarı kayısı efendim. Peki, ikisi de aynı tedaviyi yapar mı? Bu %70 yapar, bu %100 yapar. Doğru yerde doğru kayısı bulursanız sıkıntı yok efendim. Ama düzenli bir şekilde almak lazım. Günde mesela diyelim bir tane alırsanız memur olursunuz, iki tane alırsanız kaymakam olursunuz, üç tane alırsanız vali olursunuz, dört tane alırsanız cumhurbaşkanı olursunuz. O arayı atladın, 3,5 aldık, bakan olduk biz. Evet, doğru söylüyorsunuz. 3,5 aldınız, bakan oldunuz. Doğru söylüyorsunuz efendim. Kayısı çok faydalı ama kıymetini bilmek Türkiye'de lazım. Türkiye'de bunun ticareti ne kadar? Toplam ihracat vesaire. %80-85 Malatya'da üretiliyor. 156 ülkeye geçen sene ihracat yapmışlardı. Ekonominin can damarı. Ama bunu biraz daha ileriye, bir tık daha ileriye götürürsek Türkiye'yi besleyecek kadar ekonomiye faydamız olur yani. Yani şimdi doktordan profesör Mişmişliğe geçelim mi beraber? Olabilir, insanlık halidir. Geçebiliriz. Peki. Şimdi her şehir kendi ürününün kıymetini bilirse, kendi ürünün değerini arttırırsa ülke ekonomisine çok mükemmel bir şekilde girdi olacak. Ama bizim insanlarımızı tembelleştirdikleri için, düşüncelerini değiştirmedikleri için arazilerimiz boşken değerlendiremiyoruz. O da yazık oluyor yani. Evet. Doğru. Yani işsizliği kapatabiliriz. Şimdi diğer ürünlere baktığım zaman burada da böyle salkım halinde üzümler gelmiş. Aynen. Kurutulmuş üzümler. Aynen. Mesela günde 21 adet yerseniz kansızlığa birebir. Yani adet. Kesinlikle kadınlar kan ilacı kullanmasına gerek yok. İnsanlar kan ilacı kullanmasına gerek yok. Bak, bu böyle salkım koparılıyor. Biz aynen. Bahçeleri dolaştık. Direkt bu şekilde aynen. Kurutuluyor değil mi? Aynen ne aynen. Hiçbir katkıma değil. Kurutması ne kadar alıyor bunda? 2 haftayı buluyor efendim. Dinliyorsunuz doktor Mişmiş'i. Gelin Malatya'da bu güzel meyvelerimizi tadın. Bunda katkı madde yok. Düzenli bir şekilde almak lazım ki vücudun şeker oranı dengelensin. Doğal olduğu için
2 tane 3 tane şekerini arttırmaz. Neden tam arttırmaz? Tersi dengeler. Dengeler. Neden? Çünkü bu vücudu tanıyor. Vücut bunu tanıdığı için, buna ekstradan bir işlem yapılmadığı için ister istemez ne olacak? Şekeri yükselmeyecek. Yani bizim kodlarımızda bunların kodları aynı. Aynen. Yerel meyve burada yetiştiği için bütün ülkedeki herkes çok rahat kullanabilir. Aynen. Gidiyoruz baklava yiyoruz. Baklava zaten katkı madde olduğu için, glikoz katkı madde olduğu ya da normal şekeri etkiledikleri için ister istemez şekeri yükselir. Ama diyelim ki mesela dut doğal kurusu besleneceğiz. Var. Tabii tabii dut kurusu var mesela. Evet. Her gün bir avuç ye seni etkilemez ama şekerini artırır. Kan değerlerini artırır. Mesela diyelim ki bunun pekmezi var. Düzenli bir şekilde alındığı zaman tereyağıyla ya da işte rafadan yumurta kırarsanız vücudun şeker oranını dengeler. Hem kansızlık ortadan kaldırır hem de üşümez kışın. Kesinlikle üşümezler insanlar. Buraya gelenler neler alıyorlar böyle? Üzümlerden alıyorlar, çekirdek alıyorlar. Kayısı çekirdeği var mesela B17 ile B12 ihtiva ediyor. Bu mu? Evet. Ekmek yerine geçer. B12 ile B17 ihtiva eder. Ekmek biraz yerine B12, geçer. Biraz B12-B17 eksiğim var galiba. Evet. Mesela cevizimiz var. Kolesterol düşürür, kalp damarlarını açar. Düzenli bir şekilde kolesterolle birebir. Ceviz. Armut kurusu var. Bağırsakları mükemmel bir şekilde çalıştırıyor ve... Harika. Bu elma ne? Kurusu. O erik. Erik. Atalarımız diyor ki, üç şeyden ayrılmayın. Siyah kayısı, siyah üzüm ve siyah erik. Bunu düzenli bir şekilde alırsan mükemmel bir şekilde vücudunun direnci artıyor. Elma var mesela, güzelliğe renk katıyor. Yeni hücreler ürettiği için vücut kendini bırakmıyor ve her zaman dinç, her zaman genç gösteriyor efendim. Mesela diyelim ki asitli içecekler içmeyin, bunun hoşafını yapın. Bunu, üzümü birleştirin, şu eriği birleştirin. Hem şekerinizi dengeleyecek hem de vücudunuza renk katacak. Siyah tut, şekeri dengele. Şekerimizi de dengeleyelim. Evet, orijinal. Üzümden mesela şey yapıyoruz, fesil yapıyoruz. Evet. Kışın diyelim baklavanın yerine kuru baklavanı ya da diyelim ki işte kurabiyenin yerine çok bunu verirseniz tabii vücudunuz hiçbir zaman sıkıntıya girmesin. Yiyin, tadına bakın. Çok orijinal. Mesela kayısı döneri var. Bunun özelliği işe geç kaldım demiyorsunuz. Ekmek arası yapıyorsunuz, işe tamam, doğru koşuyorsunuz. Direkt yediniz gitti. Yapacağınız bütün işlerde başarılısınız. Bu üzüm, bu dut mu? Bu da üzüm. Dut olan bu. Dut olan bu efendim. Bir tane üzümden aldık. Bir tane evet. Dut alalım. Evet. Size şey dur. Tamam, Hekiman cevizi kırayım. Bu Malatya cevizi. Malatya cevizi. Hekiman cevizi. Bunu mesela kolesterol düşürür. Kalp damarlarını açar ama düzenli bir şekilde almak lazım yani. Bir seferliğine değil. Vücuttaki şekeri dengeliyor. Acı badem. Bizim mi bu? Evet evet. Malatya'da yetişiyor. Mesela Malatya'da iğde yetişiyor. Bunu 3 tane ya da 4 tane alırsanız mide yanmasını ortadan kaldırır. İğde. İlaç kullanmana gerekiyor. Mide ilacı kullanmanıza gerekiyor. Tamamen doğal. Mide ilacı yerine iğde. Aynen aynen. Yani midenizi rahatlatır. Bunu da ekşimeyi alacağız. Ortadan kaldırır. Daha yakışıklı olacağız. Gençleştiriyor. Yeni hücreler üretiyor elma. Vücudun dinçliği artıyor. Şimdi anladım neden doktor Mişmiş. Evet. Şimdi artık profesör Mişmiş'e doğru gidelim. İnşallah. Tamam mı? Hadi. Çok ama teşekkür ülkemize, ederim. Ama ülkemize sahip çıkalım. Birlik İnşallah. Beraberlik olursak hep her beraber. Şey kendiliğinden düzelir. Aynen efendim. Öyle. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Malatya müzeler konusunda gerçekten çok orijinal bir şehir. Şimdi sırada bir başka müze. Fotoğraf Makinesi Müzesi var. Özellikle casusluk ve istihbarat alanında kullanılan fotoğraf makineleri çok orijinal ve görülmeye değer doğrusu. Şu an Türkiye'nin ve yanı sıra Asya ve Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesindesiniz Sayın Öyle Bakanım. Mi? Evet. Toplamda 5623 envanterin bulunduğu teknik bir müzedesiniz. 33 yılda toparlanan bir koleksiyon. Tabi burada gördüğünüz ve göreceğiniz tüm makineler aktif durumdadır. Özellikle tarihsel süreç olarak. Evet. 1800'lü yıllarda başlıyor Sayın Bakanım. Müzemizin en eski makinesi 1876 yıllarına ait. Tripod özelliği o döneme ait olan makine tamamıyla manuel çekim sağlıyor. Bu tür makinelerin karşısında günümüzde DSLR makineler gibi veya cep telefonları gibi saliselik pozlamalar beklemeyin. Fotoğrafçının karşısında bir saat bekleme şansınız çok yüksek. Evet, aynı kıpırdamadan bekliyorsun. Evet, genellikle o dönemde çekilen fotoğraflarda gülümsemeler yoktur Sayın Bakanım. Evet. Hep asık yüzlerdir. Evet, beklemekten sıkılmış beklemekten yüzler. Beklemekten dolayı ve yanı sıra da şöyle söyleyeyim Sayın Bakanım. Bu tür makinelerde çekilen fotoğraflar çok kaliteli. Özellikle bu lobi kadar da yapsak çözünürlük bozulmayacaktır. Örneğin arka tarafta bulunan 1950 yıllarına ait şehir merkezimizin bir fotoğrafı. Fotoğrafın kalitesi... Tamamıyla orijinaldir, ham bir fotoğraftır. Boyutu 10-15'tir ama istediğimiz kadar büyütelim, netlik aynı kalacaktır Sayın Bakanım. Çok güzel. Müzemizin en değerli makinesinden bahsetmek istiyorum.
Yerli makinamızdır Sayın Bakanım. Bu mu? Evet, İstanbul Karakaş kardeşler. Aa, doğru. Bizim için çok değerlidir. Hem o zaman hem makine mali yapıyorduk yani. Ha? Evet, Alman teknolojisi devreye giriyor Sayın Bakanım. Diğer lenslere göre daha kaliteli. Özellikle buradaki fotoğraf çok ilginçtir. İstanbul'da çekilen bir fotoğraftır. Baktığınız fotoğraf ölü fotoğrafçılığıdır. Ortadaki annesi ölmüştür. Kızlarıyla son kez hatıra fotoğrafı çekimi sağlamıştır. Özellikle alüminyum makineden bahsetmek istiyorum. Bizim yerli makinamızdır. Mekanizma kısmı Fransız'a aittir. 1930'lardan 90'lı yıllara kadar kullandığımız makina, günümüzde Şipşak ve Intax'ın sulu sistemlisidir. Cevizli teknik makina, yerli makinamızdır Sayın Bakanım. Genellikle profesyonellerin tercih ettiği bir makinedir. Genellikle bu tür makinelerde düz bir görüntü alamazsınız. Ters bir görüntüdür. Başlar aşağıda, ayaklar yukarıda bir görüntü ama fotoğraf kalitesi muazzam. İzmir yapımı olan makinamızdır. O dönemde çok pahalı bir sistem. Biraz dikiş makinesine benzetmişiz. Biz genellikle stüdyo fotoğrafçılığı yaptığımız için mobilya ve döküm tasarımı yapıyoruz. Ben tabii fotoğraf makinacılığında bu kadar kamerada falan ilerlediğimizi hatırlamıyorum. Yani hakikaten şahane. Sayın Bakanım, yerli imalat var o zaman ama biraz tabii montaj. Tabii mekanizma kısım Fransızlara genellikle ait. Yani çok muazzam. Dünyanın üçüncü müzesi. Üçüncü Asya ve Avrupa'nın da en büyük müzesi Sayın Bakanım. Biz casusluk olayını 90'lı yıllarda James Bond'la biliyorduk ama bu olay 1800'lü yıllarda başlıyor Sayın Bakanım. Su matarasından yapılan bir fotoğraf makinesi mevcut müzesi. Su matarası. Evet, su içerken fotoğrafınızı çok rahatlıkla çekimini sağlayabiliyorlar. Kaç, 1800? 86 Sayın Bakanım. Vay. Bu bir saat şeklinde fotoğraf evet, makinesi. Evet, göstekli saat. Cep saati formatında. Saat onu oraya sığdırmışlar 1856'da. Evet Sayın Bakanım, vizörünü, objektifini, deklanşörünü çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sayın Bakanım, ben size dronelerin atasından bahsetmek istiyorum. 1907 yıllarına ait. Makine 30 saniyede bir otomatik çekim yapıyor ve 11 tane pozlama alıyor. O dönemde posta güvercinleri kullanıyorlar Sayın Bakanım. Yani burada saat şeklinde fotoğraf evet makinesi var. Kaç yılının o? 1951, soğuk savaş dönemi. Objektiflerini 2,5'lara kadar düşürmüşler. Şu an kullandığımız cep telefonlarından daha kaliteli bir fotoğraf elde edebilirsiniz. Allah Allah. O kadar. O kadar net bir fotoğraf çekimi sağlar. Peki bunun filmini falan nasıl? Mikrofilmdir. 7 tane pozlama yapmaktadır. Ha. Ayakkabı içerisinde bir fotoğraf makinesi görüyorsunuz. Tam James Bond'a geldik şimdi. Evet. Evet. Orijinal İngiliz ajan ayakkabısıdır Sayın Bakanım. Ajan olan kişiye önemli fotoğrafları çekiyor. Kendi ülkesine götürmek için sınır kapılarına gelmek mecburiyetinde. 1960'lı ve 80'li yıllarda X-ray cihazları olmadığı için makinesini topuk altında gizleyerek size dünyanın en hassas ve en küçük fotoğraf makinesinden bahsetmek istiyorum. Bugün 7 yaşındaki bir çocuk da kullanabilir, 70 yaşındaki bir yetişkin de. Tabii film yanma olanı az sıfırdır. 1955 dolma kalem tarzında olan Fransa yapımı fotoğraf makineleri. Yazı yazarken görüntünüzü çok rahatlıkla elde edebilirler. Dürbünden yapılan, sizi düz bir alanda 500 metre yakınlaştırıp net bir fotoğrafınızı alabilirler sizden habersiz. Tabii 3 FM bandına sahip olan, radyodan yapılan 1964. Siz FM dinlerken ajan olan kişi radyo frekansını değiştirmeye kalkıyor. O arada sizi görüntülüyor. Siz başka bir istasyon kanalına geçtiğini düşünüyorsunuz ama fotoğraf çoktan çekilmiş olabiliyor Sayın Bakanım. 1990'larda yapılan, kitaptan yapılan bir fotoğraf makinesi Sayın Bakanım. Normalde Çinliler yapıyor ama makineyi Ruslar kullanıyor. Kapak kısmını çevirdiğiniz zaman objektif kısım, arka tarafta ise vizör ve deklanşör kısmı yer almakta. 007, James Bond, hepimizin bildiği John Wayne aktörlerdendir. Makinede ateş çıkarma özelliği yok ama 10 dakika video çekim özelliğine sahip. 10 dakika, evet, hem de video. Buradaki makinamız vitrinimizin en değerli makinalarından bir tanesidir. 1.7 diyafram özelliğine sahiptir. Mükemmel bir objektif ve mükemmel vizöre sahiptir. İnsan gözü gibi yani. Ha? Normalde Sayın Bakanım, insan gözünün 1 diyafram özelliği varken 1.7 diyaframa sahip makine. Sayın Bakanım, yine aynasız makinelerde magnezyum flaşlar. Tek seferliktir. Her gece çekim için bir tane. O dönemde gazeteciyseniz eğer çantanızda yüzlerce magnezyum flaş taşımak durumunda kalabilirsiniz Sayın Değil Bakanım. Değil mi? Öyleydi. Çok güzel. Çok zengin bir koleksiyonunuz var. Harika. Bu kısımda pres makinalarımız bulunuyor Sayın Bakanım. Gazetecilerimizin kullandığı. Ağırlıkları 8 ve 9 kiloya kadar çıkmaktadır. Emekli olan gazetecilerimizi bilirsiniz. Boyunları hep aşağıdadır. Hep ağırlığından kaynaklanıyor. Linloflar. Vitrinimizin en değerli makinalarından bir tanesi. Sterolar.
hacdan getirirlerdi. 90'lı yıllarda. Hatırlıyorum ben. Bunların hepsi gelir. Biz de onlara tak 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 bakarız. Sayın Bakanım, 1900 yıllarına ait panorama bir çekimi. Normalde makineyi bir oyuncak gibi kurarsınız Sayın Bakanım. Üst kısımda deklanşör kısım var. Bekliyorsun. Deklanşöre bastığınız an objektif çıkar, 180 açıdan fotoğraf çekimi sağlar. Şu an biz cep telefonlarımıza kendimiz dönerken makine evet tamamıyla objektif çıkıyor. Onu ne yapıyor? Çekiyor. Hava basıncıyla mı yapıyor, körükle mi? Körükle yapıyor. Mekanik yani değil mekanik, mi? Mekanik, evet. Kurgu var içinde. Kurguludur. Evet. Arka tarafta film kabin yeri vardır. Anladım. 24 ayar altındır bu kısım. Dünya çapında 1000 tane üretilmiştir. İsveç çapımıdır. Çok hassas bir makine var, evet. Sayın Bakanım, burası sinema salonumuz. Projeksiyon makinalarımız Sayın Bakanım, elektriğin olmadığı dönemlerde gaz yağı ve kömürle çalışan projeksiyon makinalarımız. Elektrik geldikten sonra üniversitelerde hocalarımız, öğretmenlerimiz tabii kullanıyor. Tabii hepimiz kullandık onları zamanında. Ev tipi, çevirmeli evet. Makinalarımız. Evet. Tamamıyla manueldir. Karşıda yazlık sinemalarımız bulunuyor Sayın Bakanım. 16 milimlik göstericiler. Bunlarda metrajlar biraz daha uzun. Şunlar 8 milimlik. Evet, 8'liktir. 8'likle ben çekim yapmıştım. Şöyle 8'lik vardı bizde. Ve onun da makinesi şöyle işte, daha büyük, daha kantal bir makinesi vardı. Burada da bir makinamız var Sayın Bakanım. Yine kısa metrajlı, 16'lıktır. 4 dakikada film gösterisi yapıyoruz. İçindeki film de 1964 yıllarına ait Türk animasyon çizgi filmidir. Gelen çocuklarımıza burada gösterim. Evet, çok güzel. Sayın Bakanım, bu kısımda bulunan vitrinlerimizde Aditip'in kullandığı özel tasarımlı makineler parmak izi çeker. Tabii hastanelerimizde 1960'larda endoskopi alanında kullandığımız makineler de mevcut müzemizin içerisinde. Yeşil olan 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştır. 8000 fitten yeryüzünü otomatikman netleyebilirsiniz. Uçak kamerası olarak geçiyor. Ön tarafta bulunan kara kutudur. Tabii. 1955 yapımıdır. Şu anki kara kutular turuncudur tabi. Kernek kanal boyunda sıra. Millet bahçesi herkesin hem spor yapması hem de dinlenmesi için yapılmış. Geçen hafta da anlattık. Koşu yaparken radyo binasına uğrayıp isteğinizi yapıp istediğiniz şarkıyı dinlerken koşunuza devam edebilirsiniz.